20 Şubat 2023 Pazartesi. Ben Canak Bulut. Alman televizyon ve gazetelerindeki sansasyonel haberlerin yer aldığı Almanya'dan son dakika haberlere hoş geldiniz. Hessen'de binden fazla kişi sınır dışı edildi. 2022'de 1048 kişi Hessen'den sınır dışı edildi. İçişleri Bakanlığı, Alman basın ajansının talebi üzerine bu sayının bir önceki yıla göre 115 kişi daha fazla olduğunu söyledi. Ancak Merkezi Yabancılar Siciline göre ülkeyi terk etmesi gereken yaklaşık 17 bin kişi daha var. Ve bunlar hala burada kalıyorlar. Hessen İçişleri Bakanı Peta Boyd, Perşembe günü yapılan mülteci zirvesinde Avrupa ve Almanya'ya yasa dışı göçe daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulundu ve özellikle tehlikeli kişilerin ve suçluların ülkelerine geri gönderilmesi konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in Türkiye'ye giderek deprem bölgelerini ziyaret edeceğini açıkladı. Sözcü Wagner, iki bakanın Türkiye ziyaretinde Almanya'da birinci dereceden yakını bulunan depremzedelerin ülkeye gelebilmelerini kolaylaştırmak için basitleştirilmiş vize prosedürü hakkında da görüşmeler yapacağını aktardı. Bu ziyaret tarihi henüz netleşmedi. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için uluslararası toplumdan yardım toplamak amacıyla yapılması planlanan Bağışçılar Konferansı'nın 16 Mart'ta düzenleneceğini açıkladı. Bakan, bu konferansta üst düzey katılım bekliyoruz ve bu ülkelerin hakları için daha fazla para toplayabilmeyi umuyoruz dedi. Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentinde 3 yıl önce 19 Şubat 2020'de ırkçı Tobias Rathjen tarafından ardarda kurşunlanarak öldürülen kişiler törenle anıldı. Törende konuşan Hanau Belediye Başkanı Klaus Kaminski, 19 Şubat Hanau için bir imtihan günü. Nefrete, ırkçılığa karşı ne kadar mesafe alabildiğimizin ölçüldüğü, anayasamızı ve değerlerimizi savunmada nerede olduğumuzun görüldüğü bir imtihan olacak dedi. Aşırı solcu isyan çetesi Leipzig'te ilerliyor. Aşırı solcular Leipzig'te yeniden ayaklandı ve polise saldırdı. Saldırıda bulunan faillerin hiçbiri yakalanamadı. Pazar gecesi siyahlar giyinmiş yaklaşık 40 kişi şehrin doğusundaki sokaklarda Antifa diye bağırarak yürürken arkalarında da çevreye verdiği zararları bırakmışlardı. Yapılan saldırılarda bölgedeki bir şantiye aracı ve bir reklam panosu da dahil olmak üzere park halindeki 7 araba hasar gördü ve bir şantiye bariyeri ateşe verildi. Polislerin takip etmemesi için yollar metal çivilerle dolduruldu ve bazı polis araçlarının lastikleri patladı. Kalabalık İtalyanca Alfredo için intikam, polisi bombala anlamına gelen bir yazılı pankart taşıyordu. Polislerin şu anda görgü tanıklarına ihtiyacı var. Bilgi verebilecek tanıkların Leipzig adresindeki kriminal polisle veya başka herhangi bir polis karakoluyla iletişime geçmeleri bekleniyor. Almanya gazetelerindeki köşe yazılarının birinde emeklilik sigortası rakamları, çocuk sahibi olmanın ve onlara bakmanın artık yaşlılıkta otomatik olarak yoksulluğa yol açmadığını gösteriyor diye yazdı. Ancak hala gerçek bir adalet boşluğu var. 1992'den önce doğan çocukların annelerinin 1992'den sonra doğan çocuklara göre
daha az emekli maaş alması saçma bulunuyor. Tabii ki bunun nedeni de çok fazla para harcamak istenmeyişi. 2014'ten bu yana annelerin emekli maaşlarında yapılan artışlar eğer 1992'den önce doğan çocuklar için de olsaydı yılda 12 milyar euro fazla para ödenecekti. İlk kez anneler çocuksuzlardan daha fazla emekli maaş alıyor. Alman emeklilik sigortasından alınan yeni rakamlar gösteriyor ki 2019'da anneler emekliliğin son aşamasına geçilmesinin ardından çocuksuz kadınlardan daha fazla emekli maaş aldı. Grev dalgası tüm Almanya'ya doğru ilerliyor. Ferdi sendikası haftalardır ülke genelinde uyarı grevleri yapıyor. Kreşler gün içinde kapanmak zorunda. Çöp kutuları boşaltılmıyor. Havaalanları kapanmak zorunda. Ve postane her zamankinden daha az dakik. Ve önümüzdeki haftadan sonra genel bir grev başlayabilir. Avusturyalı bir kadın Avustralya'ya 1 kilogram kokain kaçırmaya çalışırken yakalandı. Kadın bunun için plastik filme sarılı toplam 124 hap yutmuş. Kokainin piyasa değeri yaklaşık 320 bin euro. Fakat kurye girişte yakalandı. Bagaj bandında o kadar gergin görünüyordu ki deneyimli gümrük müfettişleri kadının farkına vardı. İlk muayeneden sonra Avusturya'da bir hastaneye götürüldü ve yetkililer nihayet bir röntgen filmi çektiklerinde uyuşturucunun boyutunu keşfettiler. Kadının 25 yıla kadar hapis cezası alması muhtemel. Köln şehir merkezinde büyük bir tuvalet sıkıntısı sorunu yaşanıyor. Köln tur rehberi Markus Paul misafirlerini şehre gezdirirken bazı yerlerden uzak durmayı tercih ediyor. Çünkü tuvaletler çok pis ve kokuyor diyor. Bu hem Köln turizmi için hem de Almanya için büyük bir prestij kaybı ve acilen işleyen bir tuvalet altyapısının ihtiyacına dikkat çekiyor. Dün Oberhavel'de Hemzemin geçitte ciddi bir kaza meydana geldi. Kaza neticesinde tren yolu kapatıldı. Çok koltuklu bir minibüs bölgesel bir trenle çarpıştı. Polis sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre minibüs sürücüsünün ciddi şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tren artık devam edemediği için de ek otobüs seferleri düzenlendi. 14 yaşındaki bir çocuk 9 yaşındaki kardeşiyle babasının arabasını kaçırdı. Amaçları dışarıda 1-2 tur atmaktı. Fakat bu durum uzun sürmedi. Çünkü polislere yakalandılar. Polislerin dur ihtarına uymayan ufaklık arabanın kontrolünü kaybetti. Park halindeki başka bir arabaya çarptı. Bu kaza yaklaşık 25 bin euro hasara neden oldu. Kaza sonrası 14 yaşındaki çocuk hafif yaralandı. Kardeşi de gözlem için hastaneye kaldırıldı. Efendim, bugünlük bizden bu kadar. Yarın aynı saatte Almanya'da Türkçe bilenlerin, Almanya'da Türkçe konuşanların kanalında, Almanya'daki Türk kanalında görüşmek üzere. Almanya Köln'den selamlar, sevgiler. Hoşça kalın, esen kalın.